Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok kolay bir etek çalışması yapacağız. Bir tane motifimizden ve bu görmüş olduğumuz e, normal trabzanlardan oluşan eteğimizi belinden lastiğini örerek başlıyoruz. Hangi yaş grubu için öreceksek lastik boyumuzu o kadar uzatalım. Arkasından bakınız e, artışlarımız için ve şöyle kabartılarımızın olması için belli bir e, süre çift olarak devam edeceğiz şöyle görmek istiyorum bakınız şu şekilde daha sonrasında beyazımıza geçince çiftimizi bırakıp sadece üçer trabzan bir zincir şeklinde örerek istediğimiz renklerde örmeye devam edebiliriz. Motifimizi ördükten sonra kenarlarında biraz büyütelim. Eğer daha yaş grubu için büyük çocuklarımızı öreceksek buradaki motifimiz yeterli olmaz. Kenarlarına bu bizim sık iğne ile yaptığımız yerleri trabzan şeklinde yaparsanız daha büyük bir motife ulaşmış oluruz. Evet askılarımızı da Yedişer trabzan'dan örerek tamamladık ve eteğimizi kullanılmaya hazır hale getirdik. Eteğimizi şu şekilde belinin kenarına dolaşırken bir tane düğmemiz için zincirimizi çektik ve yer ayarladık. Bakınız, bu kenarlarımızı dolaşırken lütfen bu zincirde unutmayalım. Eteğimizi rahat giydirip çıkartmak için bir tane de beline düğmemizi mutlaka dikelim ve ayarlayalım. Evet, çalışmamıza hemen kolay gelsin diyerek başlayalım kolay gelsin Evet e, eteğimi örmek için Nako'nun lüks minnoşunu kullanıyorum kahverengi ve sarı beyazımda ise Lonosu marka ipimi kullanıyorum Bir de çok az açık sarı ipimizi kullanacağız o da Nako'nun minnoşu olacak Evet şimdi eteğimizi beyaz lastiğini Örmeye başlayalım öreceğimiz yaş grubuna göre lastiğimizin e, uzunluğunu büyültelim ya da küçültelim nasıl istiyorsak biz genelde hani bir bir buçuk yaş arası ördüğümüz için daha büyük çocuklarımıza bel ölçülerine uygun olacak şekilde uzatabiliriz çünkü çocuklarımızın kilo aralıkları çok değiştiği için öreceğimiz çocuğumuz belli ise ona göre birazcık daha kiloluysa büyütmemizde fayda var evet şimdi lastiğimizi beyazımızla örmeye başlayalım ve eteğimizi örmek için 3 numaralı tığımızı kullanıyoruz. Zincirimizi çekerek başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincirimi çektim. 10 zincirimi çektikten sonra 10. zincirime şöyle elimi tutuyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çekiyorum. Elimi tuttuğum yere geliyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum birer birer trabzanlarımızı örerek sıranın sonuna kadar gelelim. Evet bakınız 11 tane trabzanımızı ördük. 3 tane zincirimi çektim ve örgümün yönünü çeviriyorum. Örgümün yönünü çevirdikten sonra tığımın başını doluyorum. Birer birer trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Bakınız yandan giriyorum. Örüyorum. Tekrar girelim. Yandan Sıradakini yandan, hepsini yandan alarak örelim. İpimiz biraz dolgunca, lütfen onu göz önünde bulunduralım. Bütün trabzanlarımı yandan girerek örüyorum. en son trabzanımın ise tepesine batıyorum ve düz trabzan olarak örüyorum tekrar 1 2 3 zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum örgümün yönünü çevirdikten sonra tığımın başını doluyorum hemen sıradaki trabzanı yine yandan örüyorum yandan bakın hepsini hepsini yandan bir yandan bir e, arkadan değil Sadece başlangıçta 3 zincirimi çekiyorum. Bir de bitişte trabzanımı tüm olarak örüyorum. Bakın yandan ikili trabzan örüyorum. Yandan ve en son trabzanımın üzerine batıyorum. Düz olarak örüyorum en son trabzanım. İpimin yarımlanmasını istemiyorum. Tekrar 1-2-3 Bakın diğer tarafı da aynı görüntümüz oluyor. 3 zincirimi çektikten sonra tekrar tekrar dilediğimiz uzunluk ölçüsü gelene kadar bu şekilde örmeye devam edelim. Eteğimiz için lastiğimizi örerek geldim. Bakınız her iki yönde de çok güzel kabartıları var şu şekilde. Şimdi lastiğimiz bakınız esnemekte. Gayet güzel bir lastik çalışması oldu. Şimdi hangi yaş grubu için öreceksek, ona göre bel ölçümüzü alalım. Ben kendi ördüğüm ölçüyü şu şekilde göstermek istiyorum. 44 santim benim şu andaki ördüğüm ölçü. Şimdi hemen birinci sırada lastiğimizi şöyle birleştirelim. Bakınız şu şekilde çeviriyorum. İlmeğimi alıyorum. ilk sıraya batmayalım şu kabartının üzerine batalım ve bu şekilde şöyle üzerine gelecek şekilde olsun ya da şöyle alalım daha güzel olsun bakın kabartıyı atladım bir sonraki trabzanımın olduğu yere gelerek batıyorum bir tane de zincirimi çektikten sonra ipimi kesiyorum şöyle çekiyorum bakın şu şekilde bir tane atladım Yandaki trabzana battım ve bu şekilde lastiğimizi hazırladık. Evet lastiğimizi bu şekilde birleştirdikten sonra şimdi sarı ipimizi alalım ve etek kısmını örmeye başlayalım. Bir tane zincirimi çekerek düğümümü atıyorum ve üst üste gelecek yerde bakınız burada bir tane yanda ve diğer taraftaki giriyorum. Bir, bir de buradan her ikisine de aynı anda girişimi yapıyorum. Kapatıyorum bir ve iki tane zincirimi çekiyorum tığımın başını dolayarak aynı yere her ikisine de alacak şekilde bir daha giriyorum ve tek seferde trabzanımı örüyorum tığımın başını doluyorum hemen yanındaki yan duran yere de giriyorum bir ve iki bir sonraki yan olan trabzanıma bir iki sırasıyla bir 2 1 tek sefer çekiyoruz bakınız 2 1 2 1 2 1 2 ikişer ikişer başlangıç yerimize kadar örerek gelelim Evet eteğimizi bir uçtan diğer uca kadar her yan trabzana ikişer ikişer tekli trabzanımızı örerek geldim. Şimdi bakınız ben ayraçlar taktım. Bu ayraçlarımı neye göre taktığıma şimdi birlikte bakalım. Burada benim tam bakınız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buradan başladım uçtan tek olarak sayarsak 10 çift olarak sayarsak 20 tane trabzan var ama tek olarak sayalım daha kolay olsun. Bakın birleştirmedim. Başlangıç yerinden birden başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane ayırıyorum ve sonra 1 diye tekrar başlıyorum bakınız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 1 diye tekrar ayıracımı takıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve sonrasında 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 burada tam 40 tane Şöyle görmüş olduğumuz grubumuz var. Sizin eteğiniz büyükse hiç önemli değil. Ne kadar büyük olursa olsun 4'e bölelim. Bakın 40'ı 4'e böldüm. 10'ar 10'ar ayırdım. Ve kafamız karışmasın diye hepsini de bakın birden 10'a kadar geldim. Taktım. Sonra birden yine başladım. Taktım onda 0. Bakın birden ayraçsız olan yer 1. Tekrar devam ediyorum. 10 olan yerlerde ise ayraçım bulunuyor. Şimdi bu ayracımızın olduğu yerlerden e, çift olarak öreceğiz. Diğer tarafları e, tek yani üçer trabzan olarak öreceğiz. Şimdi birlikte yaparken daha rahat anlaşılacak. Ama sizlerden ricam ne kadar e, büyük örerseniz örün hiç fark etmez. Lütfen dörde bölelim. 4'ü de bu şekilde en basit şekliyle birer e, toplu iğne de olabilir. iplik geçirebilirsiniz. Her hepsini birer birer sayın. yani O zaman daha kolay olacaktır. 1, 2, 3, 4, 10 deyince bakınız. 10uncunun üzerine modelimizi yerleştireceğiz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 taneyi saydım. Ayracımın geldiği yere modelimi yerleştireceğim. Şimdi birleştirme işlemini yapıyorum. Bakınız ilk birleştirme ve son şu şekilde tam araya giriyorum. 1, 2, 3. Burayı çift olarak örüyorum. 1 diye saydığım için. Bir tane daha trabzan örüyorum. İki trabzanımı ördüm. Bir iki tane zincirimi çekiyorum. Tekrar araya giriyorum. İki tane trabzanımı örüyorum. Evet, bir tane zincir çekiyorum. Hemen yine ikisinin arasına giriyorum. Şu trabzanlarımızın, bakınız tekli trabzanlarımızın iki tane ikili trabzanımı örüyorum ve bir zincirimi çekiyorum. Bir iki trabzan bir zincir iki trabzan ikinciyi örüyorum bir zincir ilerliyorum 1 ve 2, bir zincir 1, 2, bu şekilde örerek ayracımıza kadar gelelim Evet ayracımın olduğu yere kadar iki trabzan bir zincir şekliyle geldi. Bakınız çift olan yerden 2, 4, 6, 8, 9 çiftimizle birlikte 10 oldu. Hemen ayracımı çıkarıyorum ve buraya çift olarak örüyorum. Artışlarımız buradan yapılacak. Hemen giriyorum. 1, 2 tane trabzan, 1 ve 2 zincir. Tekrar 1, 2. Bir tane çiftliğimiz burada, bir çiftliğimiz burada. Şimdi tıpkı biraz önce ördüğümüz gibi bir tane zincir çekiyoruz araya girerek iki tane trabzanımızı örüyoruz bir tane zincir bir ve iki tekrar bir zincir bir ve iki diğer ayracımıza kadar aynı şekilde iki trabzan bir zincir iki trabzan bir zincir şekliyle örelim Evet diğer ayracımıza kadar örerek geldim. Şöyle trabzanlarımıza bakalım. Hemen ayracımı çıkarıyorum. Buraya çiftli olan grubumu örmeye başlıyorum. 1 ve 2. 2 trabzan, 1, 2 zincir. Tekrar 2 tane trabzanımızı örelim. Ve 2. 1 zincirimi çekiyorum ve diğer ayracıma kadar 2 trabzan 1 zincir 2 trabzan 1 zincir şeklinde örerek ilerliyorum 1 2 1 zincir ve ilerleyelim Evet yine ayracımızın olduğu yere geldik ayracımızı taktığımız yere çift olarak örmeye başlıyoruz 1 2 2 tane zincir Aynı yuvanın içerisine iki trabzan daha örüyorum. Bir ve iki. Bir tane zincirimi çekiyorum. Hemen araya giriyorum. Bir, iki. Bir tane zincir. Araya girerek devam ediyorum. Ve bir zincir. Sıra başına kadar ilerleyelim. Evet eteğimizdeki belki en önemli olan sıramızı kurduk. Hesaplarımızı yaptıktan sonra dörde bölmüştük. İki tane önümüze iki tane arkamıza gelecek şekilde. Dört tane çift olan trabzanımızı ördük. Aralara ise ikişer tane tekli trabzanlarımızı ördük. Yani ikili trabzan fakat tek olarak çift çift ördük burada. Bakınız iki tane trabzan iki zincir iki trabzan şekliyle dört tane ayırdık. İki tanesi önde şöyle görelim. İki tane de arkada. Evet lastik sayımız kaç olursa olsun dörde bölüyoruz. Ve bu şekilde ayarlamamızı yapıyoruz. Şimdi ikinci sıramıza geçelim. İkinci sıramızda en son trabzanımı ördüm. Bir tane zincirimi çektikten sonra 3 tane zincir çekerek ördüm. Trabzanımın tepe noktasına geliyorum. Şu şekilde ilmeğimi kaydırıyorum. Ve araya giriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Ve aranın içerisinde yani zincirimin içerisinde 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Trabzanımı örüyorum. 2 tane zincir. Tekrar 2 trabzanımı daha örüyorum. 1 ve 2 Devam ediyorum. 1 tane zincir çekiyorum. Görmüş olduğum zincir arasına giriyorum. 1 tane zinciri çektik. Bakınız. Ve ilerliyorum. Iki trabzan örüyorum 1 2 bir zincir çekiyorum 1 2 bakın bu kadar kolay hiç artışımızı falan farklı bir işlem yapmayacağız buradaki çiftimizin kenarından doğal olarak artarak ilerleyecek Eğer ipiniz ince ise trabzan sayımızı bir tane daha artırabilirsiniz 1 2 1 zincir ve araya giriyoruz iki trabzan 1 2 bir tane zincir 1 2 bir zincir çiftimize kadar bakın hep bu işlemimizi tekrar ediyoruz bir zincir ve araya giriyorum bakınız şu kısma 1 2 bir tane zincir hemen çift olan yere giriyorum yine çift olarak örüyorum 1 2 2 zincir 2 Evet sıra başına kadar bu şekilde örerek ilerleyelim. Evet şuradan başlamıştık bakınız. 2 trabzan, 2 zincir, iki trabzan, birer zincir, 2 trabzan şeklinde ördük. Ve bakın bir tane artışımızı hemen kendiliğinden doğal olarak yapacaktık ve devam ettik. Çiftlerimizi örüp hemen yanlarından artışlarımızı yaptık ve sıramızın başına kadar işlemimizi devam ettirerek geldik. Şimdi hemen yanı başındayız ve geçişimizi yapalım bir tane zincirimi çekiyorum öncesinde zincirimin üzerine batıyorum ve sadece ilmeğimi geçiriyorum hemen zincirin içerisine de geçişimizi yapabiliriz 1 2 3 çift olarak örüyorum iki zincirimi ilave ettikten sonra yine aynı yere iki tane trabzan bir tane zincir bakın hemen şuraya örüyoruz tığımın başında doluyorum, dibindeki bir zincirin olduğu yere batıyorum ve bu şekilde hem sağından hem solundan artışlarımızı yapıyoruz bir ve iki bir zincir Evet bu şekilde sadece çiftlerimizi İki trabzan, iki zincir, iki trabzan olarak örelim. Geri kalan trabzanlarımızı bu şekilde örerek biraz büyütelim. Geçişimizi de aynen gösterdiğimiz gibi yapalım. Bakınız eteğimizi şöyle görelim. Çift olan yerlerimizi dilerseniz şöyle öne de getirebilirsiniz. Artık evet. Şimdi biraz büyütelim. Eteğimizin trabzanlarına ilk başlangıç sıramızda dahil olmak üzere sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buradaki görmüş olduğumuz çiftli kısımlardan artışlarımızı yaparak devam ettik ve belli bir artışa geldik. Şimdi sarı rengimizi bırakıyoruz. Beyaz rengimizi de örmeye başlıyoruz. Beyaz rengimizi bir tane zincir çekip düğümümü atıyorum. Tam ortaya artık artış yapma kısmını bitiriyoruz. Artış yapmıyoruz tam ortaya giriyorum 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra ikinci bir trabzanımı örüyorum bir tane zincir çekiyorum hemen yanındaki yere giriyorum ikişer ikişer trabzanlarımı örmeye başlıyorum artık buradan itibaren çift olarak örmüyoruz 1 ve 2 bir zincir bir zincir, iki trabzan şeklinde örmeye devam ediyoruz. İki sıra beyazımızı örelim. Bir, iki, bir tane zincir. İki ipimiz biraz katlı. Bir ve iki. Tam çift trabzan ördüğümüz yere kadar geldim. Bakınız. Şimdi çift trabzanımın olduğu yerdeyim. Bir tane zincirimi çektim. Hemen araya giriyorum. İki tane trabzanımı örüyorum. Bir ve iki. Bir tane zincirimi çekiyorum. Ve yandaki bir zincirli bölüme girerek iki trabzanımı örüyorum. Artık artışımızı yapmıyoruz. Bir zincir ve bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Ve üzerine bir sıra daha beyazımızı örelim. Evet eteğimizi beyazımızdan sonra herhangi bir şekilde artışımızı yapmadık. Bakınız buradaki çift giden kısmı teke indirmiştik. Sonrasında hep tek olarak devam ettik. 3 sıra beyaz, 1 sıra kahverengi ve 2, 4, 5 sıra sarı. Sıra. Tekrar 1 sırada kahverengimizi ördükten sonra en son sıramıza geçiyoruz. Yine beyaz ipimizi de örmeye başlıyoruz. Trabzanımızın herhangi birisinin araya girelim. 1, 2 iki tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum bir sonraki yuvaya geçiyorum 1 2 3 3 tane trabzanımı ördüm ve bir iki tane zincir çekiyorum diğer araya batıyorum bir sonraki gelen kısma şu şekilde ve sonra tekrar 1 2 1 2 3 tane trabzan, 2 zincir, bir sonrakine batıyoruz. 1, 2 zincir, 3 trabzan, 1, 2, 3. En son sıramızı bu şekilde örerek tamamlayalım. Evet, motifimizi yapmak için zincirimizi çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane zincirimi çekiyorum. Birinci zincirime girerek batıyorum. 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum hemen trabzanlarımı doldurmaya başlıyorum toplamda 16 tane trabzanımızı zincir yuvamızın içerisine dolduralım sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 16 tane trabzanımı ördüm. Şimdi birinci zincir çekerek ördüğümüz trabzanın tepesine batalım. Geçişimizi yapalım. Bir tane zincirimizi çekip orta kısmını örmüş olalım. Şimdi ikinci ve fıstık dolgu olan kısmımızı örmeye başlayalım. Tığıma bir tane zincirimi çektim. Hemen ön yüzünü tutuyorum. Her birinin arasına giriyorum. Bakınız ilk önce derinci araya giriyorum sabitliyorum bir tane de zincirimi çekiyorum ve uzatıyorum ilmeğimi başını doluyorum bir başını doluyorum iki başını doluyorum üç ipimiz çok kalınsa iki tane de yeterli çekiyorum kapatıyorum hemen yanındaki yere giriyorum 1 2 3 çekiyorum kapatıyorum tekrar yanındakine giriyorum 1 2 3 çekiyorum kapatıyorum sırası ile 1 2 3 çekiyorum kapatıyorum bakın çok güzel fıstıklarımız oluyor 1 2 3 çekiyorum kapatıyorum 1 2 3 çekiyorum, kapatıyorum. Sonuna kadar bu şekilde fıstıklarımızı örelim. Tam 16 tane fıstık dolgumuzu da yaptıktan sonra birinci fıstık dolgumuzun üzerine şöyle gelelim. Batalım ve bir tane de zincirimizi çektikten sonra ipimizi keselim. İkinci rengimizi de bu şekilde tamamladık. 16 tane fıstığımız mevcut. Evet çiçeğimizin kahverengi kısımlarını ördük. Açık kahverengi kısmını ördük. Şimdi sarı kısımlarını örmeye başlıyoruz. İpimi bağladım tığıma. Hemen aralara giriyorum. Bakınız ilk arama giriyorum. İlla buradan başlamam gerekmiyor. İstediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Bir tane zincir çekerek sabitliyorum. Şu şekilde. Ve örmeye başlıyorum. 1, 2, 3 3 tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum ipimi de şöyle ardından götürmek istiyorum bir tane trabzanımı şöyle birazcık uzun bir şekilde örüyorum İkinci kez çekmiyorum tekrar üçüncü trabzanımı örüyorum uzunca çekmiyorum birinci trabzan zincirimiz ve dördüncü trabzanımı örüyorum uzunca çekiyorum hepsini aynı anda çekiyorum 1. Ve iki tane zincir, biri kapatma zinciri, biri diğer zincirimiz. Tığımı başını dolayarak ikinci araya giriyorum. Bakın biraz uzatıyorum. Bir. Giriyorum. Biraz uzatıyorum. İki. Üç. Hepsini tığımda bekletiyorum. Dört. Aynı anda çekiyorum. Kapatıyorum. Ve bir tane zincirimi çekiyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Uzatıyorum biraz. 1 2 3 4 Çekiyorum, kapatıyorum ve bir tane zincir çekiyorum ve bütün aralara girerek bu şekilde uç noktamıza kadar gelelim. Evet, sarı trabzanlardan oluşan grubumuzu da bitirdikten sonra beyazımızla olan bölümümüzü örmeye başlayalım. Herhangi bir yere yine batalım şu şekilde battım 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum aynı yere giriyorum 1 Bir. zincirimle birlikte 2 tane trabzanım oluyor ve 3. trabzanımı örüyorum 1 2 tane zincir aynı yere 3 trabzan daha örüyorum 1 2 3 Evet tığımızın başını doluyoruz araya zincir çekmeden giriyorum 1 2 3 3 tane trabzanımı örüyorum. Tekrar araya zincir çekmeden 1 2 ve 3 2 tane 3 3 doldurduk. Araya zincir çekmedik. Çünkü aramız zaten dar olduğu için zincire gerek yok. 1 2 ve 3. örüyorum. 3 Evet bir çiftli 3 tane de tekli trabzanlarımı ördüm. Şimdi 3 tane tekten sonra çift olarak trabzanımı örüyorum. 1 2 3 2 tane zincirimi çekiyorum. 1 ve 2 tekrar aynı yere 3 tane daha trabzanımı örüyorum. 1 2 ve 3 Evet, iki tane köşemizi bu şekilde oluşturduk. Şimdi üç tane buradaki gibi tek trabzanlarımızı örelim. Üç tane tek trabzanımı ördükten sonra yine köşe yapmak istiyorum. Bakınız şuradaki sıraya üç trabzan, bir, iki, üç. İki zincir, tekrar üç tane trabzan, bir, iki, üç. Diğer sıralarımızı da aynı şekilde örerek tamamlayalım. 3 tane tekli 1 tane çift. 3 tek 1 çift olarak örelim. Evet 3 tane tekli 1 tane çiftli olarak köşelerimizi yaptık ve bu şekilde motifimizi tamamladık. Şimdi geçişimizi yapalım birlikte. 3 tane zincir çekmiştim. Üzerine gelerek batıyorum. Motifimizin beyaz sırasını tamamladıktan sonra kahverengimizde bir tara tekli trabzan halinde örmek istiyorum. Şimdi İlk olarak bakınız bir tane düğüm attım tığıma trabzanımın üzerine batıyorum 1 ve 2 tane zincirimi çekiyorum batığımla üzerine bir tane ilave ediyorum tığımın başını doluyorum hemen sıradaki trabzandan örüyorum tığımın başını doluyorum sıradaki trabzanda hemen diğer trabzana geçiyoruz bakınız trabzanlar arasına batmayalım sadece trabzanlarımızın üzerine batalım. Aralara hiç girmeden evet başını doluyoruz. Köşemize doğru trabzanlarımızın üzerine birer birer tekli trabzan örerek geliyoruz. En son köşemin olduğu yerdeyim. 1 ve 2. 2 defa giriyorum. 2 zincir çekmiştik. 2 defa giriyorum. Tekrar tığımın başında doluyorum. Hemen trabzanın üzerindeyim. Ve diğer trabzan ve bu şekilde başlangıç yerimize kadar gelelim. Hep trabzanların üzerine birer tane trabzanımızı örelim. Köşelerdeki iki zincirli olan bölümüze iki defa girelim. Motifimizin kenarını kahverengimizde bir sıra geçtik. Şimdi beyazımızda aynı şekilde tekrar geçiyoruz. Batıyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başında oluyorum. Hepsinin üzerine birer birer Yine tekli trabzan şeklinde örüyoruz. Bu kez alttaki gördüğümüz şekliyle bakınız köşelere falan iki batmıyoruz. Birebir üzerlerine batarak geçişimizi yapıyoruz. Eğer ipiniz çok ince ise dönüşte sıkıntı olacaksa bir tane ilave edebilirsiniz. Benim ipim bayağı e, dolgunca olduğu için gerek yok eğer çekerse bir tane geçiş yerine fazladan yapabilirsiniz. Sırada açık kahverengimizden dolaşalım. Sık iğnemizi ama bu kez köşelerimizde mutlaka artışımızı yapalım. Bakın köşeden başlıyorum. Köşemi direkt geldim. Bir tane zincirimi çektim. Aynı yere bir defa batıyorum. Aynı yere bir defa daha batıyorum ikişer ikişer ördüm bakınız köşemi tam dönüş yerini eğer gerekirse buraya da iki tane örebilirsiniz üç tane değil dört tane de yapabilirsiniz gerekirse eğer çekecek gibi olursa hemen ayarlamamızı yapalım devam ediyorum Sadece köşeleri 3 yerde ikişer defa alalım geri kalan aradaki trabzanlarımızı birer birer örelim bu şekilde ilerleyelim bakın yine geldim bakın buraya 2 defa batıyorum 2 defa batıyorum 1 ve 2 dönüşümü rahatlatmak istiyorum bir 2 gerekli görürseniz burayı da iki defa şu şekilde örebilirsiniz tamamen dönüşümüzü ayarlayalım ve sıramızı başlangıç yerine kadar örerek gelelim Motifimizin kenarını kahverengi beyaz ve kahve köpüğü rengimizde birer trabzan yaparak tamamladık. Şimdi birleştirme işlemine geçelim. Eteğimizin ön kısmı bakınız eteğimizin en alt kısmına da hazırladım. Şu kısım ön şöyle düğme dikeceğimiz yere yakın bir yere şöyle birazcık daha öne alalım bakınız düğmemizi şu şekilde ayarlama yapıp belinden rahatlıkla girip çıkmasını sağlamak için biraz öne doğru alalım Evet şöyle ortalayalım ve buraya monte edelim bir tane düğümümü attım tığıma hemen öne şöyle gelecek şekilde arkasını çeviriyorum ve bir tane eteğimin ana gövdeden bir tane bu görmüş olduğumuz kenardaki çifter çifter battığımız yerin orta kısmından alıyorum ve birleştirme işlemimi yapıyorum şu şekilde aradan giriyorum diğerinden bir tane alıyorum diğerinde ilmeğimiz belli bu tarafta ise yandan durduğu için belli değil birer birer karşıya girerek eteğime birleştiriyorum motifimi Şöyle bakınız alıyorum. Motifimden bir tane ilmeği alıyorum ve örüyorum. Buradan alıyorum. Sıradaki trabzanımın arasından giriyorum ve tersinden bu şekilde birleştiriyorum. Motifimin iki düz yön birbirine bakıyor. Ters yönler dışarıda. İki düz yön bakınız birbirine bakmakta. Ve bu yönden birleştiriyorum ve birleştirme işlemi bitene kadar birer birer örüyorum. Evet, en son yere kadar bakınız artış yerlerinin olduğu yere kadar geldim. Birleştirme işlemini şöyle baktığınız zaman bir kenardan yani şu çiftli yaptığımız yerin tam karşısına denk gelecek yerden bakınız her ikisi de aynı şekilde birleştirme işlemini tamamlayalım. Ve bir tane zincirimi çekiyorum. Sağlamlaşması için makasımla şöyle kesiyorum ve içine doğru hemen alıyorum. Evet. Eteğimizin sonuna doğru yaklaşmaktayız. Şimdi askılarımızı da birlikte çalışalım. Motifimizi yerleştirdik ve eteğimizin ön kısmını hazırladık. Şimdi arkadan gelecek askılarımız için yerlerimizi şöyle çevirip hazırlayalım. Bakınız şöyle çapraz gelecek şekilde eşit bir göz kararıyla da yapabilirsiniz. Sayabilirsiniz. Bakınız tam ortayı aldım. Ortadan şöyle sayalım. Bakınız 1 her ikisinde 2 i̇ki ve 3 üç. 3. trabzanların sağağı başlayalım 3. trabzan tam ortada kalacak şekilde örelim şöyle başlıyorum askımız çok kalın olsun istemiyorum 1 ve 2 iki. hemen ikinci trabzanımı örüyorum 3. trabzanımı tepesine örüyorum 4. 5 ve şuraya da 6 yapalım 6 tane trabzanımız olsun 6 ince olursa bir tane daha yapalım 7 olsun 7 tane bakınız trabzanımız var 1 2 3 zincirimi çekiyorum arkasını hemen çeviriyorum trabzanlarımın üzerine yeterli uzunluğa gelene kadar örüyorum. 7 tane trabzan. İpinize göre eğer inceyse ya da daha kalın askı istiyorsanız daha kalın çalışabilirsiniz. Ama öndeki motifimiz küçük olduğu için çok da abartılı bir kalınlık olmasa güzel olur. Ama motifimizi birkaç sıra daha tabi büyütebilirsiniz. 1-2-3 sıradan örüyorum. Evet. Aynen bu şekilde. Diğer tarafı da örelim ve askımızı tamamlayalım. Evet askılarımızın her ikisini de ördüm. Bakınız. Evet beyaz olan askımızı ve eteğimizin üst noktasını birer sıra sık iğne yaparak sarıyla dolaşmak istiyorum. Bakınız hem belimizin lastik kısmının üzeri hem de bu yapmış olduğumuz askılarımızın kenarını sarı ipimizle dolaşalım. Şuradan başlayalım. Bir tane battım bakınız. Şöyle ipimi de altına alıyorum. Sadece sık iğne yapıyorum. Başını dolamıyorum. Örmüş olduğumuz ayara göre 2 ya da 3 olarak sık iğnelerimizi örelim. Bakın nasıl ikişer ikişer battım. Bir tane de kendi üzerine battım. 3 trabzanıma batıyorum. Ve yan dönüyorum. Hemen de askıya geçtik. Bakınız. 1 ve 2. Evet bu şekilde bakınız ikişer ikişer sık iğnelerimizi yaparak bütün beyaz olan kenarlarımızı Örerek tamamlayalım Ve sonrasında iki tane düğmemizi ön tarafa dikelim İliğimize Uygun olacak büyüklükte Eteğimizi Tamamlayalım bakın şu şekilde ilerleyelim Evet eteğimizin altını tamamladık Önümüzü şu şekilde e, Sık iğne ile birleştirdik. Düğmelerimizi diktik. Bütün aşama aşama eteğimizi hazırladık. Şimdi kenarına bu şekilde bırakmak istemiyorum. Düğmelerim için ilik yeri ve kenarını bir tane dolanmak istiyorum. Sık iğne ile kalmasın. Bir zincirimizi çekerek hemen alt kısımdan örmeye başlıyorum. En alta batıyorum. Şu şekilde. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Görmüş olduğum başlangıç noktasına girerek trabzanımı örüyorum 1, 2, 3 ipim yarım alındı yarım almayalım 3, 4 En alt olduğu için 5 tane trabzanımı ördüm 1, 2, 3. yere girerek batıyorum ve şu şekilde bakınız 5 tane trabzan en aşağıya bağlantı olduğu için yukarılarda 4'er tane yapacağım. İliğimizin olduğu yerde tekrar az trabzan öreceğiz. 5 trabzanımızı ördükten sonra 1-2-3 Hemen batmış olduğum yerin şu araya giriyorum. Şöyle bakalım. Araya giriyorum. 4 tane olacak şekilde toplamda örüyorum. Zincirimizde 2-3 ve 4 toplamda 4 tane 1 2 3 gelerek batıyorum 1 2 3 Şu araya batıyorum toplamda 4 1 2 3 trabzan bir tane de zincirden oluşan trabzanı var toplamda 4 trabzanım oldu 1 2 3 bu şekilde yukarıya doğru ilerleyelim Evet aşağıdan başlayarak trabzanlarımızı ördük ve tepe noktasına geldik. Bakınız hemen tepemize buradaki çift olan bölümdeyiz. Buraya bir tane düğmemiz için ilik açıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincirimi çekiyorum. Bakınız düğmem bu boyutta bir düğme. Bir tane daha zincir çekmem gerekmekte. 1, 2, üçüncüye batıyorum. Üçüncüye battıktan sonra düğmemi şu şekilde tabii esneğim esneme payını lütfen unutmayalım hemen e, çok rahatlıkla geçebilir ama o kadar da çok bol yapmayın esneyeceği için daha sonrasında gevşemesin. Evet bakınız şu şekilde gayet rahatlıkla taktım ve devam ediyorum çıkarıyorum ve kaldığım yerden ilerliyorum. 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum yine bu bölüme geçiyorum arkaya ve 3 trabzanımı hemen örmeye başlıyorum 2 ve 3 iliğimizin olduğu yerde sadece zincirimizi yaptık 1 2 3. yere batıyorum 1 2 3 zincir ve 3 trabzan toplamda 4 trabzanımızı örerek diğer köşeye doğru ilerliyorum

5 tane zincir çekmiştik burada. 1 2 3 4 5. Evet. Hemen buraya da çekiyorum zincirlerimi. Köşeye batıyorum. 1 2 3. Ardından giriyorum. Toplamda 4 trabzanım oldu. Hemen ileriye doğru devam ediyorum ve yönümü çeviriyorum aşağıya doğru. Aynı şekilde örüyorum. Evet, askılı eteğimizin üst kısmını da bakınız. Bu şekilde altışar tane grubumuzu ördüm. Her iki tarafta yukarıda 4 tane birer de düğmemiz için açtığımız yerleri sayarsak hepsinde kare olduğu için altışar çalışmamız oldu ve eteğimizi bu şekilde tamamladık. Evet, şöyle görelim. Cıvıl cıvıl eteğimiz kullanılmaya hazır hale geldi. Çok da kolay, çok da güzel durmakta çocuklarımızın üzerinde gayet hoş duracaktır. Evet, bir çalışmamızın daha bu şekilde sonuna geldik. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.